Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 85 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Sarayın harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek buketlerinin bırakılmasıyla başladı. Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 9:05 geçe sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti sabah 7 itibariyle açılan Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye yürüdü. Duyguları tarifsiz bir duygu içerisindeyim. Burada olmak çok güzel. Ataya saygımızı, minnetimizi sunmak çok güzel. Burada bulunmak çok onur verici benim için de. Hüzünlüyüz yani, mutluyuz da bir açıdan. Çünkü bu kadar güzel bir ülke bıraktı çocuklarımıza. Gururluyum ki gelebildim. Ne mutlu buraya gelebilmek. Vallahi sabahın erken saatlerinde atamızı gene yalnız bırakmadık her zaman. Bütün dünya liderleri bile atamızın ne kadar büyüklüğünü tartışılmaz biliyorlar. Çok duyguluyum yavrum. Her sene gelirim 10 Kasım'da mutlaka. Ben Adana'dan geldim sadece 29 ve 10 Kasım'ın Cumhuriyet'in de 100. yıl dönümü kutlamalarıydı. İnsan çok duygulanıyor tabii. Böyle insan ağlayasın, gözyaşların doluyor. Bugün için geldik. Atamızı anmak, onu daima yad etmek, hiç unutmamak. Yani inanılmaz duygulandım. Yani utanmasam ağlayacaktım aslında. Yani utanacak da bir şey yok. Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyen 7'den 70'e her yaştan vatandaş sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren ziyaret edilen Büyük Önder Atatürk'ün odası, hayata gözlerini yumduğu saat 9:05 geçe düzenlenen törenin sona ermesiyle yeniden ziyaret edilmeye başlandı. Odayı ziyaret eden vatandaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağı ile çevresine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Kimi vatandaşlar da Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, kimileri de fotoğraf ve video çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, çocuklar şiirler okudu. Odadaki tören dışarıya kurulan ekranlardan da yansıtıldı.